Örgüde ajur yapmayı, yani delik yapmayı öğrendikten sonra bu sefer yaptığımız örgülerde ajuru kullanmak isteriz. Hem de çeşit çeşit. Sizinle biz bir V ajur yapalım bugün. Hanımlar, V ajurda, V harfi şeklindeki ajurda, daha doğrusu ifadesiyle söylemek gerekirse, ilmekleri ortadan sağa ve sola doğru istediğimiz kadar 3 delik, 5, 7 istediğimiz sayıda çoğaltarak 2 ilmek birlikte alıp kesiyoruz, hemen yanında ajuru oluşturuyoruz. Birlikte uygulamasını yapalım. Kenar ilmeğimizi aldık. İlmeklerimin ortasına geleceğim. Bakın. 2, 3, 4 ve 5 ilmek ördüm. Çünkü ben burada size örneği daha rahat gösterebilmek için az sayıda ilmek uyguluyorum. 2 ilmeği, sol şişteki 2 ilmeği sağ şiş yardımıyla sağa doğru birlikte düz örerek kestim. Yani eksilttim, azalttım. Dolayısıyla bir ilmek kestiğime göre örgümden bir ilmek eksilmiş olacak. Ama ben ilmek sayımın aynı kalmasını istiyorum. Bedende her defasında ilmek kesildiği zaman bedenin ne kadar küçüleceğini düşünebiliyor musunuz? O zaman ne yapacağım? Hemen kestiğim bu iki ilmeğin yanından ipliğimi şişe dolayarak bir ajur, bir artış yapacağım. Ve ortadaki ilmeğime batıyorum. Bu ilmek ortadaki direği, orta direği teşkil ediyor. Hemen tekrar bir artış daha yapıyorum. Bu kez iki ilmeğimi sol tarafa doğru birlikte örüp kesiyorum. Dolayısıyla ilmek sayımda herhangi bir artış ya da herhangi bir azalış olmadı. Sabit kaldı. Neden? Çünkü iki ilmeği birlikte örüp kestiğim anda hemen yanında da ipliğimi şişe dolayarak artırma yaptım. Aynı zamanda o artırmalar örgünün arka yüzünde ilmekleri ters örerek açtığımda ajur, delik şeklini alacak. Ve örgümüzün arka yüzünü ters örgü olarak örüyoruz. Bakın, normal ilmekleri ördüğüm gibi bu gördüğünüz bir önceki sırada yaptığım artıştı. Onu da örüyorum ve deliği oluşturdum. Hemen ortadaki tek ilmeğimi ördüm. Tekrar artırdığım ilmeği ördüm ve örgümün diğer ucuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ajur yapmada eğer burada uyguladığımız gibi bir V ajur yapacaksak artık ilmeklerin kesme sayısı örgünün kenarlarına doğru kayacak demektir. Hemen onu da uygulayalım. Bakın, kenar ilmeğimi aldım. 2, 3, 4 ilmek ördüm. Buradaki 2 ilmeğimi keseceğim ki burada tekrar bir ajur oluşturayım. Sağa doğru 2 ilmeğimi birlikte kesiyorum. Azalttım, eksilttim. Hemen ipliğimi dolayıp ilmek artışımı yaptım. Ve ortadaki 3 ilmeğimi örüyorum. Neden ortada 3 ilmek? Çünkü bir sıra önce burada 2 ilmek artırmış oldum. Şimdi tekrar ipliğimi doluyorum, artışımı yapıyorum. Ve sol yöne doğru 2 ilmeğimi düz olarak ördüm ve kestim.
Tekrar örgümün başına kadar geliyorum. İlmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Artırdığım ilmekler, ajur yaptığım ilmekler ters örgüyle örüldüğünde bakın kendini belli etti. 3 tane ajur üst üste sağa doğru ve sola doğru oluşmuş oldu. Burada biz ilmek sayısını az tuttuğumuz için ajurlarımız da az sayıda ve küçük bir V yaptık. Dediğimiz gibi istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Biz burada başlangıç olmak üzere 1, 2, 3, 4 sağa doğru, 1, 2, 3, 4 sola doğru bir ajur oluşturmuşuz ve V harfi şeklini almış. Hanımlar, bakın bu basit ajur uygulamasıyla bile kendinize ince ipliklerle, yazlık ipliklerle çok güzel bolerolar, yazlık bluzlar, mayo üzerine giyebileceğiniz pareolar örebilirsiniz.